Selamlar herkese. Bugün günlerden 5 Eylül Çarşamba. Çarşamba olması gerekiyor. Evet, 5 Eylül Çarşamba. PB Yaman Otları'nda kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün. 8-18 Yaman Otları birkaç gün gecikmeyle başlamıştı, hatırlarsınız. İlk patch'ini, daha doğrusu cycle'ın başlangıcını. Evet, 8-18. Cycle'ın başlangıcını cumartesi günü başlatmıştı geliştiriciler. Cumartesi üzerinden biraz zaman geçti. Daha doğrusu salı günü başlaması gereken patch cumartesi günü başladı ve schedule'da biraz kayma yaşandığı için insanlar es geçmiş olabilir gelen değişiklikleri. 8-12'de bizi bekleyen güncellemelerin atlamış olabilirler, unutmuş olabilirler cumartesinden bu yana. Sonuçta 4 gün falan geçti. Şimdi hemen üstün körü bir hatırlatmak gerekirse, Aatrox güncellendi, daha doğrusu Aatrox bufflandı, E yeteneği ve ultisi bufflandı. Braum, Gnar, Sejuani ve Trundle nerflendi. Bunlar tamamen şampiyon havuzunu, şampiyon havuzunu ve şampiyonların koridordaki dominantını, baskınlığını, işte üstünlüğünü biraz kırpmak için, kesmek için yapılan değişiklikler, nerfler. Fakat hala şampiyonların bir şekilde oynanabilirliği mevcut. Bilhassa Braum'un ve Gnar'ın. Ondan sonra Aatrox'tan bahsettik. Renekton'un E yeteneği bufflanıyor. Özellikle ilk seviyedeki zırh deşme oranı epey bir yükseltiliyor ki bu birebirlerde Renekton'u bir hayli öne çıkaracaktır. Koridorunu kazanma potansiyelini yeniden erişecektir. Onun yanında Vayne'in Q yeteneğinin bekleme süresi kısaltılıyordu. Bunun yanında Trundle ve Lucian. Lucian'ın da, bakıyoruz hemen, Q yeteneğinin AD, basic AD oranı yükseltilmişti. Oyun sonunda %100'den %130'a yükseltilmişti. Ondan sonra Kasadin'in üzerinde birkaç değişiklik gerçekleştirmek istediklerini söylemişlerdi. Trundle'ın pilları, E yeteneğinin kullanım menzili düşürülmüştü. 1000'den 850'ye çekilmişti galiba. Şimdi dün gelen Yaman Otlarına bir bakalım. PB sunucusuna bizim bölgesel final için, bölgesel final olarak söyleyebileceğimiz TBF 2018 için yapılan şarkının videosunda kullanılan arka plan getirilmiş. Belki müzikte eklenir diye düşünüyorum ama müziğin bölgesel bir bizim bölgesel finallere hitap ettiği için, yani genel bir global bir oyuncu kitlesine hitap ettiğini düşünmediğimden PB sunucusunda şarkının yer alacağını zannetmiyorum. Şarkı yer alacak olsaydı zaten çok önceden Riot bunu paylaşırdı bizimle. Şimdi Akali'ye baktığımızda Akali'nin ilk seviyedeki, daha doğrusu yanlış kurdum cümleyi, Akali'nin R yeteneğinin tüm seviyelerdeki hasarı düşürülmüş. Bunun nedeni şu: Akali öne geçtiği zaman bayağı bir broken durumda oluyor ve bunu kırpmak için de Akali'nin ulti yeteneğinin hasar değerleriyle oynayan Riot tüm seviyelerdeki hasarını 20, 30 ve 40, evet 40, 20, 30 ve 40 olacak şekilde nerflemiş. Bu erken seviyede Akali'yi biraz daha, daha doğrusu ilk seviyelerdeki ultisi için Akali'yi biraz daha öne geçirmeye yönelik olsa da oyun sonundaki hasarını biraz kırpıp daha Akali oynamasını zorlaştırmak demeyelim de daha temkinli davranmaya itecektir. Sonuçta sizin bir yeteneğiniz, atıyorum, 100 vuruyorsa ve aldığı nerf'ten sonra artık 80 ya da 60 vurmaya başlıyorsa, siz o yeteneğinizi daha dikkatli kullanmaya çalışırsınız. Lucian'ın Q'su yine bir değişiklik almış. ADC'si düşürülmüş. Ne olmuş? 70'ten 60 olmuş, 130'dan 120 olmuş. Demek ki gerçekleştirdiği bu değişiklik Lucian'ı epey bir broken yapmış, epey bir
çekilmez duruma getirmiş. Çekilmez, aksi ve nalet olmuş. Riot bunun hemen önüne geçmiş. Hemen altında da bir kıyaslama var. Live yani şu an sunuculardaki oran şu an sunuculardaki değerleriyle PB'deki mevcut son değerlerine baktığımızda 60'a 60, ikinci seviyeden sonra 5'lik bir artış var. 2, üçüncü seviyede 10, 15 ve 20 olacak şekilde oyun sonunda %120 Basic AD üzerinden hasar verecek. Renekton'un E yeteneğine Fury damage'ı ne olmuş? Değiştirilmiş. 15, 65, 60, 200. Üçüncü seviyesi mi değişmiş sadece? Saçma. Hala working process mi? Hayır. Enteresan. Yani bu şekilde olduğunu zannetmiyorum. Ben muhtemelen bir matematiksel hata olmuştur. Bugünün patch'inde düzeltilecektir diye düşünüyorum ama görünüşe bakılırsa ilk seviye aynı, ikinci seviye 15'e 15. Herhalde oyun sonuna yönelik gücünü kısacaklardır diye düşünüyorum ben. Çünkü öbür türlü hasar çok yüksekti. Ama bu açıkçası Fury damage'ı. Hemen şuradan bir kıyaslama yapalım. Tamam. Şu. Ya sadece 3. seviye kısmış olamazlar. 3. seviye kısmaları çok saçma. Tamam hadi 3. seviye kısmış olsunlar. Şu an geçiyorum bunu. Bir hata olduğunu düşünüyorum. Böyle bir değişiklik olmadığını varsayıyorum. Muhtemelen bugün gelecek olan patch'te belli olacaktır. Ryzen W yeteneği ne olmuş? Root süresi 2 saniyeden 1,5 saniyeye düşürülmüş. Bonus root süresi. Tüm seviyelerde, yani oyun boyunca daha doğrusu tüm seviyelerde aktif olacağından bu Ryzen işini early game'de biraz zorlaştıracaktır. Keza zaten oyun sonunda bu üzerinizde Tenacity Boots varsa zaten bu 2 saniyelik süreyi siz zaten 1,5, 1,25, 1,3, 1,4 saniyeye kadar indirebiliyorsunuz. Ki bunun olmadığını düşündüğünüzde early late için Ryzen artık rakibi tut, yakala, işte yakaladıktan sonra hasar döşe politikası birazcık baltalanacak. 1,5 saniye aslında yine early game için düşündüğünüzde 1,5 saniye yüksek ama karşıdaki bir şampiyonsa ya da canı az ise Ryzen kaçarken okey tamam 1,5 saniye yerinde ama hasar döşeme yani o komboyu yapıp nuklamak için 2 saniyeden 1,5 saniye düşüş biraz Ryzen hasar uygulama politikasını değiştirecektir. Bu muhtemelen item setini de etkileyecektir diye düşünüyorum ben. Sejuani ne olmuş? Daha önce de gerçekleştirilen ve sonradan kaldırılan değişiklik. Ulti yeteneğinin yavaşlatma süresi 3 saniyeden 1 saniyeye düşürülmüş. Yani artık siz Sejuani ile savaşa girdiğinizde 3 saniyelik bir kaos yaratamayacaksınız. Onun yerine 1 saniyelik bir kaos yaratacaksınız ve bu da hemen hemen %80 olması lazım yavaşlatmanın. Evet %80. Yani 1 saniyeliğine %80'in hemen hemen hiçbir şey olduğunu söylemek gerekir. Eğer takımınızın nuke potansiyeli yoksa, eğer nuke potansiyeli varsa örneğin bir Caitlyn'siniz ya da bir Kog'Maw, takımınızda LB varsa ya da Orianna varsa, yani bir şekilde siz bu yavaşlatmadan sonra en büyük hasarlarınızı o 1 saniye içerisinde ya da 1,2 saniye içerisinde rakibe aktarabilirseniz iyi bir takım savaşı vermiş olursunuz. Skor çıkarabilirsiniz skor vermeden. Ama
sırf rakibi yakalayayım, işte rakip yavaşlasın, takım arkadaşlarım ardından dalar politikası Sejuani üzerinde de birazcık işlevselliğini yitirmiş. Birazcık değil aslında, işlevselliğini tamamen yitirmiş. Trundle'ın E'si en son nerflenmişti. 850, 1000'den 850'ye düşürülmüştü. Geri alınmış bu değişiklik. Hala 1000 menzil içerisinde kullanılabilecek. Ondan sonra bekleme süresi yükseltilmiş. 22'den 24 saniye yükseltilmiş. Oyun sonunda 14'ten 16 saniye olmuş. Yani her seviyede 2 saniyecik yükseltilmiş. Yavaşlatma etkisi de ilk seviyede bayağı düşürülmüş. Hemen hemen yarısı. İkinci seviyede 25 olmuş. 35, 45 ve oyun sonunda ilk seviyede kırpmanın, yani slow kırpmanın bir şeyi olarak, ödülü olarak diyelim. Yani oyun sonunda birazcık Trundle bufflansın hadi gibisinden. 150'yi %55 yapmışlar. Süreden bahsetmemişler. Süre zaten pillar'ın süresi yoktu üzerinde kaldığını sürece. Yani Victor W gibi. Victor hemen şurada gördüğüm için söyledim, yoksa aklımda Victor yoktu. Ya da Singed W gibi. Trundle hala, yani ormanda özellikle profesyonel arenada tercih edilen bir pick. Counter Jungle için tercih edilen bir pick Tiamat sayesinde. Fakat ganklerini Viable Clan, yani gank atmasını sağlayan diyeyim, bu E yeteneğinin açıkçası birazcık kırpılması Trundle'ın tamamen lane'e ittiğini söylesem yanlış olmaz. Lane'de fena olmaz aslında. Sonuçta top lane'de biraz daha dövüşçü şampiyonların World'de ön plana çıkacağını göreceğiz. Bu Fiora olacaktır, muhtemelen Renekton olacaktır. Renekton kesinlikle pick and ban phase'de atlanılmaması gereken bir şampiyon olacak bu değişiklikler geldiği takdirde. Buna kontra olarak, daha doğrusu buna karşılık, bu picklere karşılık lane'i tutma adına menzilli şampiyonları görebiliriz top lane'de. Jayce gibi veyahut hop. Sen git bakayım. Jayce gibi veya belki Mazahar olur, belki Ryze olur. Ya da Maokai sustain durabilir fighterlara karşı. Gibi gibi gibi. Victor'a baktığımızda pasif ne olmuş? Hexcore cost'u düşürülmüş. Güzel değişiklik. 3. seviye Hexcore'un bedeli ise 100 goldcuk yükseltilmiş. İlk seviye için güzel. İkinci sevi son seviye muhtemelen, evet, son Hexcore için 100 gold artmış. İlk seviye için oldukça yerinde. Keza ben Victor oynarken, daha doğrusu Victor tercih etmemin sebebi bu pasivini yükseltmeme yarayan itemları almakta sıkıntı çekmem, sıkıntı yaşıyor olmam. Çünkü bu itemları aldık sonra hasar eşyalarımı, daha doğrusu pasivi dışında ihtiyaç duyduğum eşyaları build etmekte zorlanıyorum. Bu onu birazcık kolaylaştıracak bir değişiklik. Şimdi kontekst ve notlara baktığımızda Worlds'e yaklaşırken yine buff ve nerf listesi sunulacakmış, paylaşılacakmış. Ondan sonra preseason değişiklikleri önden tanıtılmıştı. Bu daha çok oyun, yani gameplay, oynanış değişikliği olacak. Turret'ları getirilecek değişiklikler. Belki haritalarda olacak. Henüz incelemedim. İncelledikten sonra zaten videosunu yapacağım. Fakat önceliğim PBE olduğu için zaten bunların da yakın bir zamanda PBE'ye geleceğini düşündüğümde normal cycle'ları işledikten sonra, daha doğrusu normal bir cycle bitirdikten sonra preseason'ı incelemem benim için daha kolay olacaktır. Worlds'e doğru hafiften giderken zaten şampiyon odaklı değişiklikler zaten yaşanıyor.
Lucian birazcık dengelendi fakat hala güçlü. Bu değişikliklerin live sunuculara geldiğini düşünürsek ki gelecek büyük ihtimalle biraz daha kırpılsın. Örneğin ilk seviyesi yükselsesin, son seviyesi işte %110 olsun ya da %115 olsun. Lucian'ı yeniden metaya sokacaktır. Onun yanında Renekton metaya girecek fix. Sejuani ve Trundle gibi şampiyonlar jungle havuzundan düşecektir. Onun yerini Lee'ye bırakabilir, Fantheon'a bırakabilir. Ondan sonra belki Kayn dövüşçü yani düelloyu seven şampiyon olarak takım rotasyonlarına girebilir. Ondan sonra hemen şuradan güncel bir metaya bakalım. Güncel metaya diyorum, güncel piklere. Evet, Xin Zhao yeniden metaya girebilir. Gragas zaten kitle kontrol ihtiyacını bayağı bir karşılayan şampiyon profesyonel maçlarda. Yani yeniden takımların rotasyonun komplarına dahil edilmeye başlandı. Gragas, Keza, Rumble gibi, Kennen gibi şampiyonlarla yani takım savaşı başlatabilen şampiyonlarla sinerjisi epey bir yüksek. Onun dışında ben item değişiklikleri bekliyordum. Item değişiklikleri henüz gelmemiş. Büyük ihtimal tek item değişikliği Viktor'un pasivi üzerindeki bu bedel düşürme bıdısı olarak kalmaz diye düşünüyorum. Ben birkaç item'da support item olabilir, Twin Shadows olabilir ya da Locket olabilir. Eğer tank destek metasını World'de görmek istiyorsak ya da Ardent'e ufak bir buff gelebilir. Sonuçta World'de kalkanlar epey bir can kurtaracaktır, epey bir maç çevirecektir. Riot bu kalkan metasını, Ardent metasını yeniden getirebilir ya da bir süre önce kalkanların nerflediği şampiyonları bufflayabilir. Lulu, Janna, Karma ya da Orianna gibi vesaire vesaire. Bakalım bu akşam gelecek patch'te neler bekleyecek bize, ama büyük ihtimalle şu Renekton'un type olarak adlandıracağım bunu. Bu büyük ihtimalle bir çözünürlüğe kavuşacaktır. Yoksa yani 3. seviyedeki hasarı 5 düşürmek ya da 5 yükseltmek açıkçası Riot'ın yapacağı bir iş değil. Herhangi bir açıklama da gelmemiş. Bakalım bu akşamki patch'te ne olacak? İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.